It's kind of like moving around a lot. Smile. Really? Yeah, what are we talking about? Herkese selam arkadaşlar. Selam. Hi. Hi. Bugün çok sorduğunuz soruyu cevaplıyoruz. Nasıl tanıştınız diye soruyordunuz. Nasıl tanıştınız sorusunun cevabını şimdi size veriyoruz. Are you ready? We are gonna talk about how we met. That's right. Hadi başlayalım. Çok heyecanlı. Konuyu benim anlatmamdansa Nick'in anlatmasını tercih ederim. Çünkü hani bizim için biraz böyle farklı bir hikaye. Yani çünkü ben Türk'üm, kendisi Amerikalı, İtalyan. Herkes bize nasıl tanıştığımızı soruyor. İşte nerede seyahat ederken mi karşılaştın, nerede karşılaştın, söyle biz de gidelim falan da diyenler oldu. O sebeple bu şaşırtıcı cevaba hazır mısınız? İstanbul'da tanıştım. İstanbul Cihangir'de tanıştık ve böyle küçük bir kafede bir aşk hikayesi başladı. Ama detaylarını Nick'ten dinleyin. So, I was going to live in Istanbul for work, just to work remotely. And learned last minute that we actually couldn't stay there anymore. So we had only a few days to explore Istanbul. And me and my friends were walking through Taksim and just started walking random directions. Mm-hmm. And we walked right past the cafe where I saw her. And my friend saw us looking at each other and said, "We stop here." And we stopped. Ben de bir arkadaşımla birlikte oturuyordum, Sinem'le. Sinem'e buradan selam. Yani normal cheesecake yemiştik, çay kahve içmiştik. Biraz böyle derbederdik. Yani biraz böyle umutsuz bir modumuzdaydık. Tam böyle yola böyle bakarken ki ne göreyim, Nick'i gördüm. Böyle aynı bu şapkayı takmıştı. Göz göze geldik, sonra arkadaşı buraya oturuyoruz dedi ve yan masama oturdular. And so... We ordered chai. Chai söylediler. And we sit down next to her table. Also my friend's direction. Telling us, sit here. But you were sitting not across me. No, I'm a shy person. So I had no intention of actually talking to you. You're shy. But I still ended up talking to you. Uh-huh. I'm not sure, did you start... the conversation or did they I think I started the conversation. Şöyle, ben ilk konuşmaya başlattım. Diğer arkadaşlarla birlikte muhabbet ediyorduk. O muhabbetin arasında Nick böyle görünmüyordu bile. Çok böyle çekingen, biraz utangaç bir karakteri var. Böyle kenarda oturuyorken ben de "What is your job?" So I asked, "What is your job?" And he answered me, so that's how our conversation started. Many months later, we went to the same cafe. Yeah, we went to the same place. And drink chai! I actually love that place, it's a good location. Yeah, cafe, Çeşme, cafe, Cihangir. That's right. Right? Yeah. Ben normalde her şeyi hatırlamam ama bunu hatırladım. And then, hikayenin ilginç kısmına gelelim. And then you texted me. I did. I didn't think you were actually gonna say anything. Oh. But I guess you were looking for me. Yeah. Bir meyhanedeydik akşam, içmeye gitmiştik ve sonrasında bir baktım bir mesaj geldi. Have you been in New York? Yeah. Böyle bir mesaj geldi. Yeah, my plan was actually to go back to New York before I met you. Ve o sırada benim kafamda şöyle bir soru işareti vardı. Uzak mesafe ilişkisi hiç sevmem. Hele ki tam o dönemde zaten gelmişim 28 yaşına. Bu saatten sonra hiç uzak ilişkiyle uğraşamam. Ergen değiliz, genç değiliz. Artık evlenmek istiyordum yani. I was able to come every weekend for many many months. Evet, işin ilginç kısmına gelelim. Şöyle oldu. Şimdi ben dediğim gibi uzak mesafe ilişkisi istemiyordum. Bunu da baştan belirttim. Ben dedim uzak mesafe ilişkisi yapamam, bilmiyorum nasıl olacak falan filan. Neyse. Sonrasında ne oldu bilin. İşte
İsteyince iki cihan bir araya gelir. Bu lafımı unutmayın. Don't forget. Don't forget. Unutmayın. Make it happen. It's worth it. Yeah. Dediğim gibi yani İstanbul'da biriyle olsaydım gene aynı sürede görüşecektim ve her hafta sonu Nick Londra'dan İstanbul'a geldi benim için ve yani onun o çabalaması, istemesi bir şeyleri oldurdu. Bir baktık ki ailemle tanış ki benim ailemle hiç kimse tanışmadı bu zamana kadar. Bir baktım ki ailemle birdenbire böyle olmuş ve tanıştırmışım. A month later I came to USA. Ve ailemle tanıştıktan bir ay sonra kadar da Christmas için Amerika'ya onun ailesiyle tanışmaya geldim. Böyle bir şey çok hızlı hızlı oldu ama çok hızlı atlamış oldum. Şimdi biraz başa saralım. Ne mesajlaşmışız, neler konuşmuşuz. Onlardan biraz Nick bahsetsin. You said, well, I said if you ever come, please let me know. It would be great. And you said, I've already been there. I was like, okay, well then. I don't know, my English was terrible, still is terrible. Yeah. And that's fine. But I was trying to find out where you were going to find beaches in the Istanbul area. Mm-hmm. The nice places to swim. Because I had no idea you could swim in that area. And you said that you're lucky you know me today. I'll show you, I'll tell you where to go. And I said to you that I'm lucky to know you at all. Stole your heart, right? Yeah. Kalbimi çaldın. Kalbimi çaldın. Kalbimi çaldın. Stole my heart. Oh. Yeah. I did not guess. But anyway. We eventually met in Fethiye. Evet. Went on vacation together. Sonra da Fethiye'de bir tatile gittik. Şöyle bir şey oldu. Gittiğimiz yer o kadar atmosferi büyüleyiciydi ki tamamen böyle başlamış oldu. Yani nasıl desem. Gittiğimiz yer çok büyüleyiciydi. Yani Lofarel'le Fethiye'de buraya kesinlikle gidin. Beni biliyorsunuz zaten izleyenler. Sık sık otel paylaşırım. Yani çoğu yere gittim Türkiye'de otelleri. Hepsini önermiyorum ama Lofarel'i kesinlikle öneriyorum. Orası bizim sevgili olduğumuz yer. After Lofarel, we both went to the airport to go our own way. Sonra first böyle... we had a burger. Yes. First we had so delicious. Fethiye'de bir hamburgerci var yani bu sene de gittik. Buraya gelmeden önce de Fethiye'ye gitmiştik. Yani 5 kere 6 kere falan gittik yani 10 gün içinde 2 günde bir gitmişiz yani oraya. O kadar lezzetli ki onun da ismi neydi? What was the name of the restaurant? To Be Burger, To Be House. To Be Social House Restaurant, To Be Street. Orası da hemen Fethiye merkezde. Bu önerilerimi yazın yani bir kenara. Çok önemli. Başka bir yerde yiyemeyeceğiniz, Amerika'da bile yiyemeyeceğiniz bir hamburger. Öyle söyleyebilirim. Neyse devam edelim. Sürekli araya giriyorum. You always wanted a hamburger. I thought you were more American than me. No, I'm eating always healthy food, baby. It's true. But you love hamburgers. Yeah, I love hamburger. I love it. You know me. Yeah. Anyway, we did go to the airport after go our own ways. And me? 1 minute. We were always separate from each other. You were going different location. I was coming to Turkey or coming to Istanbul from another city. So we always were saying goodbye to each other. Mm-hmm. And now we finally don't have to do that. Yeah, now we finally don't have to do that because we moved to USA close to his dad. We are gonna move in Florida together forever. Mm-hmm. Evet arkadaşlar, hikayenin bir kısmını İngilizce anlattım, Şevval Şahin gibi bir kısmını Türkçe anlattım. Ama bu şekilde daha böyle bir video paylaşmamıştım. Hem bizi tanımanız açısından ve sorularınıza cevap olması açısından böyle bir video çekmek istedim. Daha detaylı anlatmak isterdim ama
Bir sonraki videoda uzak mesafe ilişkinin zorluklarından ve yabancı bir sevgiliyle olmanın zorluklarından bahsedeceğim. Ve o da bahsedecek. Ve ilk defa videoda söylemiş olacağız birbirimize. Bu da benim için heyecanlandırıcı bir konsept oldu. O sebeple abone olmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Acaba bu şekilde video çekse miydim, çekmese miydim diye çok düşündüm. Nick çünkü biraz böyle utangaç ve geri planda kalmak istiyor. Benim için de açıkçası böyle uzun bir konuşmalı video ilk bir deneyim oldu. Ama devam gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 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 Abone olmayı unutmayın. Say. Say all that. Yeah. Abone. Abone. Olmayı. Olmayı. Unutmayın. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Thank you. Love you.